İnsanlığın 1957'deki ilk uzay görevlerinden bu yana dünya yörüngesindeki boş alan giderek dolmaya başladı. Günümüzde özellikle alçak yörünge dediğimiz bölümde ciddi bir karmaşa söz konusu. Harcanmış roketler, işlevini yitirmiş uydular, uzay istasyonlarından kaynaklı atıklar, vidalar, paneller ve birçok diğer uzay enkazı parçası mermiden hızlı şekilde uçuş yapıyor ve bu durum hem çalışan uydular için hem de tüm uzay görevlileri için büyük bir risk oluşturuyor. Dünya etrafında bir misketten daha büyük yaklaşık 900 bin enkaz parçası olduğu tahmin ediliyor. Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan istatistiksel modellere göre bu başıboş parçaların 34 bin tanesinin çapı 4 inçten yani 10 santimetreden büyük. İşlevsiz uydular ve uzay enkazları toplamda yaklaşık 7500 tonluk bir kütle oluşturuyor. 7500 ton dediğimiz ağırlık Eiffel Kulesi'nin ağırlığına eşit. Yani Eiffel Kulesi'nin başımızın üzerinde uzayda yüz binlerce parça halinde uçuşmakta olduğunu düşünebilirsiniz. 1967'de ülkeler uzayın çatışma ve silahların olmadığı bir bölge olması gerektiği konusunda anlaştı. Bu şekilde Dış Uzay Anlaşması denilen çok hayati ve kritik bir protokol imzalandı. Bu anlaşma devletlerin örneğin birbirlerinin uydularını roketle vurmasını engelleyen tek şey. Bununla birlikte uzaya fırlatılan uydularda silah sistemleri olmaması da yine bu anlaşma sayesinde. Ancak 27 Nisan 2019'da Hindistan Başbakanı ülkesinin bir füzeyle kendi uydusunu vurduğunu açıkladı. Bu haber dünya genelinde tüm uzay ajansları için gerçek bir şok oldu. Mission Sakti olarak bilinen bu test, Hindistan'ın küresel bir uzay gücü olarak gövde gösterisi olarak algılandı. Çünkü uydu vurabilmek son derece zor, stratejik bir yetenek. Hareket halindeki bir mermiyi başka bir mermiyle vurmakla aynı şey. Uzayda silah kullanımı büyük bir endişe kaynağı çünkü ortaya çıkacak olan enkaz parçaları zincirleme bir reaksiyona neden olabilir. Bir uydu patladığında yüzlerce küçük parça etrafa saçılıyor ve uyduyu vururken saçılacak olan parçaların adedini, büyüklüğünü ve güzergahlarını önceden hesaplamak mümkün değil. Dünyaya da düşebilirler, üst yörüngeye de çıkabilirler, alt yörüngelere de inebilirler ve hatta başka bir gezegene kadar bile gidebilirler. Zincirleme çarpışma reaksiyonu o kadar kabus bir senaryo ki böyle bir şey olması halinde insanoğlu dünyayı asla terk edemeyebilir. Gezegenimizde hapis kalmamız söz konusu olabilir. Çünkü dünya etrafında takip edemeyeceğimiz kadar çok sayıda şarapnel parçası oluşmuş olur ve hiçbir roketi güvenle uzaya çıkaramayız. Bırakın Mars'ı, Ay'a bile gidemeyiz. Uzaya yeni uydu dahi fırlatamayız. Yani çöpleri temizlemek için bile bir uzay görevi oluşturmak son derece zorlaşır. Bu anlamda Hindistan son derece düşüncesiz ve umursamaz şekilde hareket etmiş oldu ancak maalesef Hintliler bu tür bir füze testini ilk deneyenler değil. 2007'de Çin devleti de bilinçli şekilde eski bir hava durumu uydusunu füzeyle vurmuştu. Bir hava durumu uydusu için bu kadar zahmete ve riske girmek anlamlı değil elbette. Pekin ya vurma kapasitesini test etmek istedi ya da bu aslında diğer devletlerin eline geçmesi istenmeyen bir casus uyduydu. Vurulan Çin uydusu 40 santimetreye 40 santimetre boyutunda saatte 30 bin kilometre hızla hareket eden küçücük bir hedefti. Bu görev başarıyla tamamlandı ve uydu vuruldu ancak ne yazık ki bu başarı çok yüksek irtifada yaklaşık 4 bin enkaz parçası üretti. Çin 800 kilometre gibi yüksek bir irtifada bunu yaptığı için o günden bu yana da hala dünyanın etrafında dönüyor bu parçalar. Ancak Hindistan uydusunu 300 kilometre gibi nispeten daha alçak bir yörüngede vurdu. Yani parçalardan çoğu veya tamamının bir süre sonra dünyaya düşeceği ve bu sırada atmosferde yanacağı öngörülüyor. Gerçekleşen bu çarpışma Uluslararası Uzay İstasyonu ISS ve çoğu yörünge uydusundan daha alçak bir irtifada oldu ama bu durum uzay istasyonunun tehlikede olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü neticede ISS'e kargo ve insan götüren bir rokete de isabet edebilir bu parçalar veya başka enkazlarla çarpışıp güzergah değiştirebilir. ABD ordusu ISS ve uydular için çarpışma riski olan uzaydaki tüm nesneleri takip ediyor. 10 santimetreden büyük on binlerce nesne her gün izleniyor. NASA'ya göre Hindistan'ın füze testi sırasında bu boyutlarda 400 enkaz parçası daha oluşmuş oldu. Astronotlar da uzay istasyonunun dışına çıkıp uzay yürüyüşü yaptıkları her sefer büyük riskler alıyorlar. Çünkü artık duvarlarla korunan bir alanın içinde olmuyorlar. Basınçlı elbiseleri en ufak parçaları bile durdurabilecek yapıda değil. Her tür parçacık sadece uzay elbisesini delip oksijen ve basınç azalmasına yol açmakla kalmaz. Tıpkı dünyadaki bir mermi gibi vücutların içinden geçer gider. Bu nedenle genellikle dışarıda iş yaparken kendilerini bir modülün veya uzay istasyonunun bir parçasının arkasına korumaya almaya çalışırlar. Ancak bu yetersiz bir önlem.
Hindistan'ın füze testinin ardından ISS ile gerçekleşebilecek çarpışmalar riski 10 gün içinde %44 arttı. 300 kilometre yükseklikte hala biraz atmosfer olduğu için parçalar genelde bir süre sonra aşağı iner ve irtifa kaybederek atmosferde yanar. Fakat bazı parçalar savrulma ile bazen en yüksek noktada 2000 kilometrenin ötesine geçer ve ardından yeniden dünyaya doğru iner. Bu şekilde bir yukarı bir aşağı doğru gitmiş olur. İşte bu türden enkaz parçaları yükselme ve alçalma sırasında büyük riskler oluşturuyor. Belli sabit bir yörünge yüksekliği olmayan parçaların genellikle 4 hafta veya biraz daha uzun bir süre ömrü var. Civardaki küçük nesnelerle çarpışmalar dahil her türlü etkileşim, yörüngedeki hareket etme hızları nedeniyle daima felaket riski taşımakta. En düşük süratte gideni bile saniyede en az 8 km hızda gidiyor. Her bir minik vida, boya parçası veya enkaz parçası zincirleme kabus senaryosunun riskini katlayarak arttırıyor. Uzmanlar çöp miktarı kontrol altında tutulmazsa çarpışmaların daha sık olacağını ve sonunda apokaliptik bir senaryonun gözlerimizin önünde yaşanabileceğini söylüyor ve bu konuda sürekli uyarılar yapıyorlar. Gravity yani yer çekimi adlı filmin açılış sahnesinde görülen olaya benzer bir şeyle karşılaşmamız artık an meselesi. Bu türden bir enkaz bulutunun üretilmesi ve her bir fragmanın daha fazla çarpışmaya neden olmasıyla alçak veya yüksek tüm yörüngelerdeki cihazlar ve görevler hemen değilse bile birkaç yıl içerisinde kullanılmaz hale gelebilirler. Ve neticede ortaya çıkan tüm parçaların takip edilmesi ve haritalandırılması da imkansız olur. Hindistan'ın füze testi için savunması bu uygulamanın uzun ömürlü enkaz kriterlerine uymuyor olması. Yani alçak yörüngede parçaların bir süre sonra dünyaya düşeceği ileri sürülüyor. Bu nedenle resmi olarak IEDC enkaz yönergelerini ihlal etmediklerini ileri sürdüler. Evet, gerçekten de bu test uzun vadeli etkilere sahip olmayabilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun tekrarlanmaması çok önemli. Çünkü uzayda yapmamız gereken şeylerin ruhuna aykırı. Uzayı gelecek nesiller için de temiz ve sürdürülebilir tutmalıyız ki dünyada yaşam mümkün olmayacak bir noktaya gelirse türümüzün başka bir gezegende devamı mümkün olabilsin. Dünyadaki durum yaşamı tehdit eder hale gelmese bile bilimin ilerleyebilmesi ve evrenin sırlarını çözebilmemiz için de yine dünya yörüngesinin mümkün olduğu kadar temiz kalması gerekiyor. Son olarak SpaceX ve Blue Origin gibi şirketler uydu internet hizmeti alanında rekabet etmek adına on binlerce uyduyu yörüngeye yerleştirme girişimleri içerisinde. Bu kısa ve orta vadede büyük imkanlar ve kolaylıklar sağlayacak olsa da en ufak bir hata her şeyin sonunu getirebilir. Umarım bizi böyle bir gelecek beklemiyordur. Bu alandaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Ciao.